Hayır, kahır ve kötü dualarında, dualarda onlarla muhafaza ol. Ben çünkü dualarda tişörtümü yırttığını hatırlıyorum. Beni ısırdığını hatırlıyor mu? Hayır. İlk buraya geldiğini hatırlıyor musun abi sen? İlk buraya geldiğini hatırlamıyorum yani. Senin gibi aynı sorunu yaşayan insanlara tavsiyen ne? Dayak yemek, buraya gelmek. Kaç tane doktora getirdin? Ramazan sevgilerim. Doktorlar ne teşhis koymuştu abi? Koyamazlar hocam. Hiçbir şey koyamazlar. Yani biz boşuna Batman'da kalkıp Ankara'ya gitmedik. Onu söyleyeyim yani. Duaları... Siz kendi tövbenizi kendiniz yapın. Tabii, tabii. Bizim bu konuda çok eksiğimiz var. Onu söyleyeyim yani başta. Eksiğimiz olduğu için zaten biz bu hale geldik. Ya kesinlikle 7 sene boyunca, 8 sene boyunca bu çocuk eşit getirmedi evde. Azan sesi okunduğu anda azanı çıldırıyor. Benim kendi kulağını kapatıyor. Mazarlığın yanında geçemiyorduk. Yani sabaha kadar yatmıyorduk. Yatamıyorduk zaten. Yatmayınca biz de yatamıyorduk. O konuda biz de rahat değildik. Az sağ olsun, Allah razı olsun bu Erol hocamızdan. Bize destek oldu, yardımcı oldu. Okuduk çok şükür. Elimizi Allah'a açtık. Allah şifasını verdi. O da vesile oldu. Tövbe etmek çok iyi bir şeydir. Çok yani... Yani şeytan şerre düşmesinler. Tangut abi, kızınızın vücudunda bir enerjinin olduğunu, bir şeytanın olduğunu ve o şeytanın Tuğba'ya gusül abdesti aldırmasının önüne geçtiğine inanıyor musunuz? İnanıyoruz. İnanıyoruz. Nasıl inanıyoruz? Çünkü bu çocuk 7 sene banyoya girmedi. 7 sene boyunca banyoya girmedi. Banyonun mesela lafını bile etmiyorduk. Gusül abdestini almıyordu. Affedersin... Lavaboda onu yıkıyordum, ben yıkıyordum. Kendisi de kendini yıkayamıyordu. O yani öyle gülüyordum mesela, beyliydi. Hani bir düştüğü zaman, ezan okuduğu zaman bağırıyordu, çağırıyordu, ses çıkartıyordu. Parmaklarını kulağına sokuyordu. Ağzı sesi duymasın diye. Gelmesin. Biz nalet şeytana gelsin. Diyorduk, o diyordu size haşa gelsin. Bize tükürürdü. Böyle Müslüman olmayanların onlara çağırıyordu, onların laflarını söylüyordu. Bu benim kardeşimdir, bunlar sen annem değilsin, benim annem başka biridir. Yani biz şeytan onun içinde olduğunu biliyorduk. Allah kimseye göstermesin. Yani kurban olduğum Allah'ıma çok şükür şimdi biz hocaya gittiğimizden beri hoca müdahale etti, Allah razı olsun. Allah şifa ya bize dua önerdi, bize duayı uyguladık, o çok şükür iyileşti. Bize verdiği duaları, verdiği kitapları okuduk, duaları ettik, namaz kıldık. Oruç tuttuk. 7 gün oruç tuttuk, ben, babası. Adakımızı verdik, adak kestik. Adakımızı verdik, çok şükür Allah yoluna. Yani çok şükür eve geldiğimizden beri kızım banyoya da gitti, kızım başını da yıkadı. Kendi başına namazını da kılıyor, orucunu da tutuyor. Çok şükür. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah bu sevince keser şatsın. Vallahi Allah